Artık hani geliyor boyutundan geçtik. Geliyor, geliyor, geliyor. İşte geldi. Söylediğim her şey tek tek yaşanmaya başladı ve bundan sonra da yaşanacak. Şimdiye kadar sizi aldatmış olan finans medyası, bankalar vesaire, bunlara inanmayın arkadaşlar. Sadece beni dinlemeyin. İlkay Hanım'ın çıkardığı diğer konukları da dinleyin. Bu dünyada bir ilk. Çok sağlam bir proje. Ama Türkiye bu hazırlığı yaparken sessiz yapmaya çalışıyor. Bunu dünyaya duyurmadı. Millet olarak biz yanılmazsak ve elimizdeki bu büyük altın varlığını bozdurmayıp korursak, altın fiyatları bugünkünden çok daha fazla artışa geçerse, televizyonlara çıkan kıymetli insanlar var. Bunlar birçok şeyden anlıyorlar. Ama arkadaşım, ama kardeşim, ama sevgili arkadaşlar, kripto paralardan anlamıyorsanız bunları konuşmayın. İlginç olarak şöyle bir şey de söyleyeyim. Bizim Türkiye ekonomisiyle ilgili ben birçok eleştirel görüşümü söylüyorum. İlk başladığımdan beri, yani bu 2013 yılında kitap yazdığımdan beri. Türkiye'de dünyanın yaptığı gibi ne yaptı? Bu Fed'in bastığı havadan gelen ucuz dolarları kaptığı gibi özellikle inşaat sektörüne bastı. Maalesef işte bir sürü lüks konut, lüks AVM yaptık. Ya da bazı altyapı yatırımları yaptık. Çok güzel projeler ama bunların kaça mal olduğunu bilemiyoruz. Çünkü ticari sır diyorlar. Gerçekten ucuza mı mal oldu Türk milletine? Dolarla verilen kredi ve işte garantiler var. Bunlar Türk milleti üzerine yük oluşturmayacak mı? Bunlar bir kenara. Ama Türkiye Cumhuriyeti son dönemde şöyle doğru bir politika yapıyor. Bakın. Ne dedik? Çin parasını altına endeksledi. Bu gelen şeye hazırlanmak için. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok ama para dünyasının başında olanlar için Türkiye'de, Rusya'da, Çin'de, Amerika'da, Avrupa'da herkes bu gelen şeyin farkında. Ve herkes bir planla buna hazırlık yapıyor. Çin'in planı altın parayla bu işin içine girmek, altına dayalı parayla. Trump'ın planı da o. Seçilmeden önce 2016'da ben doları altına bağlamak istiyorum diye açıklamalar yaptı. Şu anda da Judy Shelton diye bir hanımefendiyi Fed'e başkan yapmaya çalışıyor. Judy Shelton da altın standardını, yani bu 1914'ten önceki %100 altına dayalı para basmayı savunan bir ekonomist. Yine dijital dolar yapacaklarını ve altına dayandıracaklarını söylüyor. Ve dünyanın çeşitli yerlerinde, Rusya'da falan böyle dijital altına dayalı para çalışmaları var. Türkiye'de geçen sene Biga isimli bir projeyi bitirdi. Başladı demiyorum bakın, bitirdi. Ne yaptı? Dünyada ilk defa resmi borsasının saklama kuruluşu, Takas Bank bazlı dijital altına dayalı bir para çıkardı. Bunun adı Biga, 1 gram altının kısaltması. Aynı şekilde bu sistemin mühendisleriyle benim konuşma fırsatım oldu. Diyorlar ki gümüşe dayalı olarak da bu parayı yapabiliriz. Yani burada önemli olan şey şu İlkay Hanım. Dünyada hiçbir devlet kendi resmi borsasının saklama kuruluşunu bu işe katmamıştı. İran'da böyle bir çalışma var. Dijital altın para çıkarma çalışması. Onlar bankalarını kattılar. Bizim resmi borsamızın Takas Bankı resmi hisse senetlerinin, büyük kıymetli evrakların tutulduğu, saklandığı en güvenilir yerlerden bir tanesidir. Biz buraya dedik ki biz bir dijital blockchain sistemi kurduk. Orada o dijital paraya karşılık gelen altını kendi resmi borsamızın kendi resmi saklama kuruluşuna tutacağız. Bu dünyada bir ilk. Bunun yanına ayrıca 3 tane özel, 3 tane de kamu, devlet bankası da koyduk. Çok sağlam bir proje. Ama Türkiye bu hazırlığı yaparken adeta bunu sessiz yapmaya çalışıyor. Bunu dünyaya duyurmadı fazla. Bunu böyle bir şey yaptık diye böyle havai fişeklerle ilan etmedi. Ayrıca Türkiye şunu yapıyor. Altın üretimini sürekli arttırıyoruz. 2000 yılında altın üretimi Türkiye'nin sıfır. Sıfır gram altın üretiyoruz kendi madenlerimizde. Bugün ise Avrupa'nın en çok altın üreten ülkesiyiz Türkiye olarak. Ve her yılda bu altın üretimimizi arttırıyoruz. Merkez Bankamız elindeki dolar varlıkları bırakıyor. Hani bu şu demek değil. Yanlış anlaşılmasın. Yani bir rezerv kaybımız söz konusu. İşte bazı
kimine göre hatalı, kimine göre olmayan politikalar dolayısıyla rezerv harcıyoruz. Dolar TL yükselmesin diye. O başka bir şey. Normalde Merkez Bankası kasasında tuttuğumuz doları azaltıyoruz. Onun yerine altın koyuyoruz. İşte bu çok doğru bir hamle. Bu yaklaşan şeyle ilgili. Büyük finansal tufanla ilgili çok doğru bir hamle. Bunları da söylüyorum. Yani hükümetin hatalarını da söylüyorum. 2008 krizinden sonra gelen paraları lüks konut, lüks AVM ve benzeri inşaata gömmeseydik çok daha fazla üretim projesi yapabilirdik kısmını da söylüyorum. Ama bu son dönemde alınan tedbirler de, bu altın konusunda alınan tedbirler doğru. Daha da iyisi var. Hani dedik ya, biz felaket tellallığı yapmak için bunları anlatmıyoruz. Bu bir aslında nedir? Bakın ne demişim? Fırsat. Çok büyük bir fırsat bu gelen olay. Çünkü dünyada bu kadar büyük bir parasal dönüşüm belki de bizim yaşadığımız süre içerisinde artık olmayacak. Zaten böyle yüzyılda bir olabilecek bir olay geliyor şu anda. Burada Türk milletinin elindeki altın stokları önemli. Devletin elindeki değil. Devletin elinde gene dünya çapında kendi ekonomik büyüklüğümüze göre ciddi manada altın var. Yani bu konuda bir sıkıntı yok. Hatta Türkiye şunu da yaptı. İngiltere'de falan duran altınlar vardı. Amerika'da falan duran altınlar vardı. Onları da hepsini yurda getirdi. Bu konuda da bir şey olmasın. Yani hala İngiltere'de altınımız var zannediliyor. Yok, artık bütün Körfez dahil bütün dışarıdaki altınlarımızın hepsi Türkiye'ye getirildi. Ve Türk milletinin elinde Dünya Altın Konseyi'nin rakamlarına göre 3000 ila 4000 ton altın var. Bu büyüklük neye denk geliyor? Şöyle anlatayım. Dünyada en büyük altın rezervine sahip olan ülke hala Amerika. 8 bin küsür ton altınları var. Buna yaklaşabilen çok fazla ülke yok. İşte Almanya falan 3 bin ton altınları var. Türkiye'de ise Almanya'nın devlet olarak elinde bulundurduğundan daha fazla muhtemelen vatandaşın elinde altın var. Bu bizi dünyada vatandaş başına en yüksek altın sahibi ülkelerden birisi yapıyor. Bu konuda çekiştiğimiz tek ülke var, İsviçre. İsviçre'ye birçok yabancı altın gönderdiği için orada çok fazla altın varmış gibi gözüküyor. Yani fiilen Türk milleti bu krize dünyada en hazırlıklı milletlerden bir tanesi. Bakın, Türk ekonomisi demiyorum. Türk ekonomisinde çok ciddi problemler var. Ama millet olarak biz yanılmazsak ve elimizdeki bu büyük altın varlığını bozdurmayıp korursak, altın fiyatları hiperenflasyon durumu dünya çapında başladığı zaman bugünkünden çok daha fazla artışa geçerse, ki ben öyle tahmin ediyorum, o zaman biz bunu bir avantaj olarak kullanabiliriz. Bu tabii yanlış anlaşılmamalı. Altın bizi kurtarmaz. Elbette ki krizde sadece bize bir şemsiye görevi görecektir. Büyük fırtınada, büyük tufanda veya işte bizi bir karaya atacak bir gemi görevi görecektir. Ama o karaya çıktığımızda veya çıkarken neler yaptığımız önemli. Gemiye başta ne aldığımız önemli. Yani bizim artık ülke olarak şapkayı önümüze koyup, arkadaş benim lüks AVM'ye mi öncelikle ihtiyacım var? Lüks konuta mı ihtiyacım var? Lüks otomobile, lüks yata mı ihtiyacım var? Yoksa üretim yapacak, beni geleceğe taşıyacak teknoloji tesislerine mi? İşte bu milli silah sanayi iyi gidiyor bir ölçüde. İşte yeni projeler var. Elektrikli otomobil yapalım deniyor. %100 destekliyorum. İşte uçan araba yapıyor bir girişimcimiz Sayın Bayraktar. İHA'ların arkasında da, işte SİHA'ların arkasında da Türkiye'nin işte devlet kuruluşlarıyla beraber TAİ vesaire, onların imzası var. Bunlar çok kıymetli, güzel projeler. İşte milli muharip uçak yapılacak deniliyor. Bu sivile taşınabilirse, yani askeri savaş uçağı yapılacak deniliyor. Bu sivile taşınabilirse büyük olay. Bunlara önem vermemiz lazım. Yani efendim kanal yapalım, şöyle faydalı, böyle faydalı. Ben şahsi görüşümü söylüyorum. Türkiye'nin 15 milyar doları varsa bu ortamda, yani bu gelen tufanı göz önüne alarak, kanal çok faydalıysa bile bunu ertelemek lazım. Bakın, faydalıysa bile diyorum. Faydalı bir proje ise bile. Daha fazla köprüydü, işte lüks konuttu, şuydu buydu, bunlara ağırlık vereceğimize, Türkiye'yi ileri taşıyacak teknoloji ve özellikle yapay zeka ve blockchain'e önem vermemiz gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Yapay zeka, çünkü diyorum ya, bu artık bu krizden sonra biz değişik bir dünyaya gireceğiz. Yapay zeka da burada çok önemli rol oynayacak. Amerika'da ben YouTube kanalında bunların videolarını da yapıyorum. Bazen anlamıyorlar seyircilerim. Ya bu ekonomiden bahsederken bu teknoloji videolarının ne işi var burada? Gelecekte bizi bekleyen şeyleri anlatıyorum.
kriz ve krizden sonra şöyle bir dünya bizi bekliyor İlkay Hanım. Yapay zeka neden önemli? Dün başlamamız gerekiyordu bu çalışmalara önem vermeye. Hadi bugün başlayalım diyorum. O kadar hani geç kalmış durumdayız aslında. Bu sene Amerika'da bir yapay zeka savaş pilotu, Amerika'nın en iyi pilotlarından bir tanesini, simülatörler vardır yani pilotlar alıştırma yaparlar ama birebir o uçakların kopyasıdır o simülatörler. Çok gelişmiş araçlardır. O araçlarda yapılan deneyde insan pilotu 5-0 yendi. 5-0 mağlup etti. 5 kere düşürdü insan pilotu. Bir başka yapay zeka getirdiler. Onu da yendi. Şimdi gittiğimiz dünya böyle bir dünya. Artık savaşlar robotlarla ve yapay zekalarla yapılacak. Rusya bugün bizim Terminator filminde gördüğümüz gibi Fedor isimli bir insansı robot yaptı. Robot elinde iki tane silah var, böyle çıkartıyor, videosu var. İşte takır takır ateş ediyor, her attığını 12'den vuruyor. En sonunda da bir jipe binip jipi çalıştırıp gidiyor. Ve bunlar daha ilk prototipler. Bunlara şimdi biz bugün İHA SİHA yapıyoruz ya, o İHA SİHA'lara yapay zeka yüklendiğini düşünün. Artık insanlar savaşta yapay zekalarla mücadele edecekler. Yani bu bir şu değil yani. İşte televizyonda birisi çıkıyor veya bir gazeteci işte ben örneğinde. Bunlar işte süslü laflar söylüyorlar. İşte teknolojiye önem vermemiz lazım. Lütfen lütfen. Bu böyle değil yani. Bu bir milli güvenlik sorunu. Hem Türkiye'nin altınını koruması, hem Türkiye'nin dijital altın parasına geçmesi, Bitcoin'e önem vermesi. Bu da bakın öyle düşünülüyor. Diyorlar ki işte Bitcoin'den çok bu zengin olmaya çalışan bir sürü zıpır var. İşte bunların şeyleri Bitcoin'le şöyle yapacak. Hayır, Bitcoin çok önemli. Bugün Venezuela geçtiğimiz hafta Bitcoin ve benzeri kripto paralara dayanan bir merkeziyetsiz borsa açtığını açıkladı. Bugün İran dünyadaki Bitcoin madenciliğinin %5'ini yapıyor. Rusya %20'sini yapıyor. Çin kendi ülkesinde Bitcoin'i güya yasakladı ama dünyanın en büyük Bitcoin madenciliğini yapıyor. Bu devletler, bu insanlar akılsız değil. Türkiye'nin Bitcoin politikası da olmalı. Televizyonlara çıkan kıymetli insanlar var. Bunlar birçok şeyden anlıyorlar. Ama arkadaşım, ama kardeşim, ama sevgili arkadaşlar, kripto paralardan anlamıyorsanız bunları konuşmayın. Ben 2013'te bu kitabı yazdığımda burada Bitcoin bölümü de vardı. Yani Bitcoin ile ilgili bölüm de var bu kitabın içinde. Bitcoin de stratejik, blockchain de stratejik, yapay zeka da stratejik ve bizim altın para yapmamız ve altın dijital parayı gündeme getirmemiz de stratejik. Türkiye yönetiminde en azından şunları görebiliyoruz. Yani bu konudan önemli olduğunu artık inkar etmiyorlar, farkındalar. Ama buraya doğru daha hızlı adım atmamız lazım. Bakın. Artık hani geliyor boyutundan geçtik. Yani ben 2020'ye kadar diyordum ki geliyor, geliyor, geliyor. İşte geldi. Yani 2020 tarihi geldi. Söylediğim her şey tek tek yaşanmaya başladı. Ve bundan sonra da yaşanacak. Bundan sonra muhtemelen 1 Mart ayı gibi daha bir çöküş daha göreceğiz. Dolara bir atak daha olacak. Ondan sonra da merkez bankaları korkunç bir şekilde adeta gökten helikopterle uçakla para atar gibi üzerimize para atacaklar. Ve biz o zaman işte dünyanın en büyük halk olarak, altın varlığına sahip halkı olarak burada sağlam durmamız gerekiyor. Şimdiye kadar sizi aldatmış olan finans medyası, bankalar vesaire bunlara inanmayın arkadaşlar. Kendi araştırmalarınızı yapın. Yani sadece beni dinlemeyin mesela. İlkay Hanım'ın çıkardığı diğer konukları da dinleyin. Başka ekonomistleri de dinleyin. Kendiniz karar verin.